muhteşem. Ne haber dostlar, hoş geldiniz. Hafta sonu tatiliniz nasıl geçti? İnşallah güzel geçmiştir. Dostlarım, işi gücü bırakın. Azıcık hatırım varsa yorum kısmına abanın dostlar. Pamuk eller yoruma rica ediyorum. Bu telifi yenmenin ucundayız. O yüzden yapabildiğiniz kadar yorum yaparsanız emojisi bir şekilde çok mutlu olurum dostlarım. Yapmazsanız canın sağ olsun, sıkıntı yok. Seviliyorsunuz, adamsınız. Bugün benden çok istediğiniz bir konuda karşınızdayım. Ronaldo'nun Paris'e gitme olayı. Araştırdım ve gerçekten güzel haberler var. Şimdi diyorsun ki bu nasıl olacak? Birazdan anlatacaklarından sonra gerçekten mantıklı gelecek. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmuyoruz dostlarım. Biliyorsunuz ki 1 milyon hedefimiz. Uzatmayalım, bakalım bu konu nasılmış. Dostlarım, çok ucuzu ve kaliteli bir şekilde forma almak istiyorsanız bu gibi formaları açıklama kısmında verdiğim forma bayim sayfasından 59.90'a temin edebilirsiniz. Şimdi videomuza devam edelim. Bu transfer gerçekleşirse dostlar ortalık birbirine karışır. Düşünsenize, Messi, Ronaldo, Neymar aynı takımda. Peki diyorsun ki Mbappe nerede? Mbappe dostlar Real'e gidiyor. Bir de bedelsiz bir şekilde ve bu yüzden Paris Ronaldo'yu almak istiyor. Mbappe de çok güzel paralar kazanacak dostlarım. Yıllık 50 milyon euro Real'den kazanacak. Gerçekten muazzam bir rakam. Allah arttırsın diyoruz da bunun üstü var mıdır para olarak futbolcuda bilmiyorum ben. 50 milyon kazanan futbolcu hatırlamıyorum ben. Biliyorsunuz ki Ronaldo sezon başında Juventus'tan Manchester'a gitti. Özellikle City'nin Ronaldo için çok ilgisi vardı. Güzel bir bitirici arıyordu City ama Ronaldo vefalı bir adam. Dedi ki ben size gelmem, kusura bakmayın, olmaz. O yüzden ben Manchester United'a gidiyorum dedi ve Manchester'a gitti. Ama dostlar, gideceğine, gittiğine pişman oldu. Adamın 2022'de golü yok. 6 maçtır Ronaldo gol atamıyor. Bildiğiniz Ronaldo 6 maçtır gol atamıyor. Adam kafayı yemek üzere. Manchester kazanamıyor. Adam bıkmış durumda. Şu anda Ronaldo Juventus'tan daha mutsuz. Bakın, Juventus'ta olduğundan daha mutsuz. Adam maç kazanamıyor ya. Adam gol atamıyor daha doğrusu. Ulan Juventus'ta gene gol atıyordu, burada atamıyor da. Harbiden atamıyor. Ve direktörleri diyor ki Ronaldo yaşlandı, kendini kabul etmiyor ve o yüzden gol atamıyor. Ulan senin hiç mi suçun yok be? Takım maç kazanamıyor. İşleri güçleri dostlarım bu adamın üstüne gitmek. Neymiş, adam yaşlanmış, gol atamıyormuş. Ulan adama top oynatamıyorsun ki. Yedekten alıyorsun, ikinci yarı alıyorsun. Maçı almıyorsun. Bu nasıl direktör ben anlamadım. Sonra çıkıp diyor ki Ronaldo hatalı. Bu haberi dostlarım sizler için birçok kaynaktan araştırdım. Ama en güncel kaynak, bana göre en doğru kaynak, İngiltere gazeteleri oldu. Ve transferde şöyle yazıyor. Gerçekten çok tuhaf. Hani başlı başına bir karma aslında dostlarım. Pochettino biliyorsunuz Paris'in direktörü. Tam bir asalak. Bu kadroya rağmen çok kötü oynatıyor. Ne Messi'yi kullanabiliyor, ne Neymar'ı kullanabiliyor. Yani adam yıldız yönetmeyi bilmiyor. İşin tuhaf tarafı, Manchester United sezon sonunda Pochettino, yani Pochet hocamı takım başına geçirmek istiyor. Bak, olaya bak. Zaten Paris'te sezon sonunda Pochettino yol verecek. Ve Pochettino büyük ihtimalle Manchester yolcusu olacak. Şu ana kadar anlattıklarında okey izleme kanka, bir sıkıntı yok. Hah, canımsın benim. Videonun başında demiştim ya kanka, hani Ronaldo United seçti, City istiyordu ama gene United'a gitti vefalı adam diye. City'nin yanında Paris Saint-Germain da istiyordu. Paris Saint-Germain'in Ronaldo'yu 2 sezondur ilgisi var. Ama Ronaldo gitmek istemedi. Bunun sebebini tam bilmiyorum ama adam gitmedi. Birçok maaş vermelerine rağmen gitmedi adam. Neyse, daha sonra tabii ki Paris Saint-Germain Pochet hocamı göndermesinden sonra Zidane'ı kadroya katmak istiyor. Zinedine Zidane. Biliyorsun 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve güzel, tecrübeli bir teknik adam. Ve birçok yıldızı idare etmeyi çok iyi biliyor. Dostlar, Paris Saint-Germain Ronaldo için birçok kez başarısız oldu. Özellikle Real'den Juventus'a gittiği sezon istek yollamışlardı, olmadı. Geçen sezon olmadı, ondan önceki sezon olmadı, bir türlü tutmadı. Ve bu sefer Paris Saint-Germain çok büyük bir koz oynayacak. Zidane'ı alıp Ronaldo'yu öyle getirmek istiyor. Aynı zamanda İngiltere'de çıkan haberlere göre dostlarım, Ronaldo şu anda takımdan mutsuz. Bunun sebebi ise diğer oyuncuların çalışmadığını, yeterince umursamadığını, para aldıklarını ve paranın hakkını vermediklerini düşünüyor. Genelde diğer futbolcular gezerken bu adam 36-37 yaşında takır takır idmana çıkıyor. Ama diğer futbolcular çıkmıyor. Diğer futbolcular ise Ronaldo'dan çok böyle muzdarip. Bunun sebebi ise Ronaldo her şey karışıyor. Takımın huzurunu bozduğunu söylüyorlar. Ve bunu direktör de söylüyor. Ronaldo takımın huzurunu bozuyor, takımın oyununu bozuyor, diğer futbolculara çok karışıyor ve performansını düşürüyor diyor. Hal böyleyken Ronaldo çok mutsuz dostlarım. Paris Saint-Germain hem maaş faktörünü hem Mbappe'nin gidişini
kullanarak Ronaldo'yu alıp Messi, Ronaldo, Neymar üçlüsünü takıma Zidane'a sürecek. Ve bu şekilde bize güzel bir futbol izletecek. Bir diğer habere göre dostlarım, Ronaldo'nun menajerine birçok İngiltere Premier Lig takımı teklifte bulunmuş ama Ronaldo Manchester'a saygısı olduğu için İngiltere'den bir takımda oynamak istemediğini menajerine belirtmiş. Zidane faktörü ile Ronaldo Paris Saint-Germain'a gitmeye sıcak bakıyor. Hem maaş faktörü hem Messi ile beraber oynamak istiyor. Biliyorsunuz rakiplerdi ve hayranlara güzel bir futbol, güzel bir dostluk sunmak istiyor. Ve bu yüzden büyük ihtimalle eğer ki Zidane olursa veya olmasa bile büyük bir ihtimalle Ronaldo Paris'in yolunu tutacak dostlarım. Çünkü Manchester'da şu anda çok mutsuz durumda adam. 6 maçtır gol atamıyor. Ronaldo gibi adam kariyerinin en büyük başarısızlığını 2022'de elde etti. Olabiliyor mu bakın böyle bir şey? Olabiliyormuş demek ki. Olabilir mi diyecektim, kusura bakmayın. Bana kalırsa dostlarım, ben bu transferin olumuna %40 gibi ihtimal veriyorum. Şu an Ronaldo'nun kariyer planlaması nasıl onu bilmiyoruz ama eğer ki Zidane olursa olmasa bile bir ihtimal Ronaldo Paris'e gidecek. En güncel haberler, en doğru haberler bunlar. Ben sizlere kaynaklarıyla dostlarım bu haberi veriyorum. İnanıp inanmamak sizlere kalmış. Ben yalan haber yapmıyorum. Bunu 100 kere söylüyorum. Çünkü anlamayan andavallar olacaktır, kusura bakmayın. Ve bu yüzden böyle söylüyorum. Çünkü hani yalan haber yapıyorsun, yalancısın gibisinden söylemlerde bulunuyorlar. Ama ben başından söylüyorum zaten bunların bir kaynak olduğunu. Ve bu haberin, bu transferin gerçekleşme olasılığını söylüyorum. Ama gene anlamıyorlar. Yapacak bir şey yok. Kıt kafalılar. Yani ne söylesem az gelir. Hani hakaret etmek istemiyorum ama bir video içinde bir insanın ailevi değerlerini söylemez dostlarım. Böyle insanlara bu cevaplar yakışır, kusura bakmayın. Videomuz bu kadardı. Bir gelişme olursa, bir haber olursa mutlaka tabii ki de videonun başına geçerim dostlarım. Videoyu beğendiyseniz mutlaka like atmadan, yorum atmadan geçmeyin. Kendinize çok dikkat edin. Mertcan Karadeniz ailesi, Allah'a emanetseniz, görüşmek üzere, bay bay. The game over.